gençlik yolu, tek sevdamız Türkiye, rengimiz Anadolu. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Hey maşallah Batman! Her zaman olduğu gibi bugün yine güzel, yine muhteşemsin! Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız Batman? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hey maşallah Batman! Allah sesinize zeval vermesin! Gücünüze gücümüze güç katsın inşallah! Şimdi şöyle bayrakları bir indirebilir miyiz rica etsem? Evet, şimdi sadece elleri görebilir miyiz elleri? O ak, opak, tertemiz elleri görelim lütfen! Ey maşallah Batman! Genel Başkanımıza ses olmaya hazır mıyız? Nefes olmaya hazır mıyız? Gençlik yolu, tek sevdamız Türkiye, rengimiz Anadolu. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Hey maşallah Batman! Her zaman olduğu gibi bugün yine güzel, yine muhteşemsin! Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız Batman? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hey maşallah Batman! Allah sesinize zeval vermesin! Gücünüze gücümüze güç katsın inşallah! Şimdi şöyle bayrakları bir indirebilir miyiz rica etsem? Evet, şimdi sadece elleri görebilir miyiz elleri? O ak, opak, tertemiz elleri görelim lütfen! Ey maşallah Batman! Genel Başkanımıza ses olmaya hazır mıyız? Nefes olmaya hazır mıyız? Cadde cadde, sokak sokak dolaşmaya hazır mıyız? Batman'ı yeniden aklamaya, güzelleştirmeye hazır mıyız? Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? Büyük Türkiye için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Teşekkürler Batman! Bütün bayrakları görebilir miyiz lütfen? Ay yıldızlı bayraklarımızı ve AK Parti bayraklarımızı görmek istiyoruz lütfen.
80 milyon kardeşiz biz. Ayrı gayrı yok bizde. Teşekkürler Batman. Bizimdir o mazı dağ gölü, Yasemin ilalesi gülü. Doğusu batısı her bir dört yönü, daima aşk daima millet. Doğusu batısı her bir dört yönü, daima aşk daima millet. Milletin gücü bizim gücümüz, millet aşkı dolu özüm. Cumhurbaşkanımıza ses olmaya hazır mıyız? Nefes olmaya hazır mıyız? Cadde cadde, sokak sokak dolaşmaya hazır mıyız? Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? Büyük Türkiye için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Teşekkürler Batman! Dudaklarda şarkımız, tek sevdamız Türkiye, işte budur farkımız, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baba işte milletine hizmetkar, milletine sevdalı lider, Anadolu'nun yiğit evladı, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Mazlu Mahmut, zalime korkusuna lider, ülkesine güç, milletine hizmetkar, vatanına aşık lider geliyor. İşte milletiyle aynı düşünen lider geliyor. İşte ecdadını her yerde anlatan lider geliyor. Ülkemizi dünyaya yüksek sesle anlatan lider geliyor. Vakit tamam, hazır mıyız? Bütün bayrakları görelim lütfen. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, işte milletine hizmetkar, milletine sevdalı lider, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Maşallah, maşallah. Bugün Batman bir başka.
bana 20 yıl önceki Batman ziyaretlerimi hatırlatıyor. O zamanki mitinglerimi hatırlatıyor. Ve bugün Batman'ın hanımları da bir başka. O zaman da böyle dik dururlardı. Sağlam dururlardı. Bugün de Batman'ın hanımlarını dimdik gördüm. Sağlam gördüm. Ve inanıyorum ki Batman Mart 2019'da tarih yazacak. İnanıyorum ki Kasım 2019'da tarih yazacak. Buna hazır mıyız Batman? Ana kademe hazır mıyız? Kadın kolları hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Maşallah. Maşallah. Ve Yahya Kemal ne diyor biliyor musunuz? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet, çünkü bu son ordusudur İslam'ın diyordu. İşte şimdi Afrin'e yürüdüler. Değil mi? Eyvallah. Eyvallah. Rabbim ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat bel ahya'u ve lakin la teş'urun ila ahil ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz buyuruyor. Evet. Şimdi şehitlerimiz bizi takip ediyor. İzliyor. Fakat az önce Bitlis'te de bizi Afrin'e gönder diye gençler bağırıyordu. Batman, inşallah haber geldiği anda önce başkomutanınız yürüyecek, siz de arkamdan geleceksiniz. Tamam. Zira yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyor, biliyorsunuz şair. Onun için beraber yürüyeceğiz. El ele yürüyeceğiz. Ve evelallah karşımdaki bu topluluk inanıyorum ki korkak bir topluluk değil. Zira korkaklar zafer anıtı dikemez. İnşallah sizler zafer anıtını dikecek olan bir topluluksunuz. Ve bu yola da böyle çıkacağız. İşte bu sabah itibariyle aldığım haber 825 teröristi. Şu anda bu rakam çok daha büyümüştür. Zira bakınız kimler var karşımızda? Batı var. Kimler var? Bakıyorsunuz Amerika'nın teröristlere verdiği silahlarla beraber teröristler var. PYD var. YPG var. PKK var. Değerli kardeşlerim, bunlar terörist. Ve hani böyle kasıtlı olarak Kürt, Mürt filan diyorlar ya, hepsi yalan. Bunlar benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Alakası yok. Bunlar sadece terörist.
ve Avrupa parlamentoda ileri gelen komünistler, teröristler orada gösteri yapıyorlar. Güya PKK terör örgütüdür diyerek Avrupa Birliği bunları terör örgütü ilan edip asla kabul etmediğini söylüyor. Ama parlamentonun içinde bir grup onları destekleyenler paçavraları boyunlarına asıyor ve oradan bize mesaj vermek istiyor. Ey Avrupa Birliği parlamentosunun içindeki bu zavallılar, ne yaparsanız yapın, biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek. Değerli kardeşlerim, biz mazlumların yanındayız. Biz mağdurların yanındayız. Şu anda 3,5 milyon mazlum nerede? Hatay'da. Nerede? Şanlıurfa'da. Nerede? Mardin'de. Nerede? Kilis'te. Nerede? Batman'da. Nerede? Bakıyorsun Bitlis'te. Ülkemin değişik yerlerinde, öyle mi? Şimdi istiyoruz ki bir an önce buraları temizleyelim. Oralarda meskun mahalleleri yapalım. Eda, Eda, şu zeytin dallarından buraya da getir bakalım. Ve ben şu ana kadar bu anlamlı mesajı bana kimse vermedi. Ama Batman verdi. Zeytin dalı operasyonuna Batman demek ki her şeyiyle hazır. Maşallah. Maşallah, barakallah. Bu ne coşku böyle? Bu ne heyecan? 20 yıl önceyi bana hatırlattınız. Yine buraya gelmiştim ama böyle büyük bir meydan değildi. Ve bugün sizi bir başka gördüm. İnanıyorum ki şimdi hani bizim bazı badel mevtimiz var ya, İnşallah bu buluşma bir bazı badel mevt olacak. Sizi öyle görüyorum. İnşallah bu bir diriliş olacak. Bu bir diriliş muştusu olacak. Ben bugün Batman'dan bu müjdeyi alıyorum. Evet, Zeytin Dalı operasyonunun bu tescil edilmiş hali. Maşallah. Yalnız, biliyorsunuz Zeytin Dalı operasyonunda bizim hanım kardeşlerimiz de var cephede. Ben de onlara timsalen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıma veriyorum. Şimdi önce şehitlerimize gelin birer Fatiha okuyalım. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Kardeşlerim, bugün AK Parti 6. olağan kongresi için malum Batman'dayız. Ve bu kongreyle yeni bir atak, yeni bir hamle inşallah içinde olacağız.
Serkan. Serkan. Kardeşlerim, bu kongreyle inşallah Batman'da yeni bir döneme var mıyız? O zaman önce bir ana kademeye sesleneyim. Ana kademe, inşallah Mart 2019 yerel seçimlerine hazır mıyız? Kadın kollarımız, inşallah yerel seçimler Mart 2019 hazır mıyız? Gençler, size sesleniyorum. Mart 2019 yerel seçimlerine hazır mıyız? Maşallah. İyi gördüm. İyi gördüm sizleri. İnşallah kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, üniversiteyi bütün arkadaşlarınızla birebir görüşmek suretiyle inşallah 2019'un Mart'ına ve Kasım'ına hazırlamaya var mıyız? Bunlar güzel haberler. Öyleyse bizi bir beraber yapan Rabia'mız var. Rabia. Biliyorsunuz değil mi Rabia'yı? Şöyle bir burada tekrarlayalım. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Tek millet. Türküyle. Kürdüyle. Arabıyla. Lazıyla. Çerkeziyle, Boşnağıyla, Arnavuduyla, Romanıyla, 80 milyon tek millet. Tek bayrak. Bayrağımız işte bakın, görüyorsunuz. Rengi şehidimizin kanından geliyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. 3 tek vatan, 780 bin kilometre kare ile tek vatan, öyle mi? Vatanımızı bölemeyecekler. Bölmeye teşebbüs edenlere ne dedik? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de F-16 oluruz, illerinize gireriz bu böyle biline. Ve tek vatan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka vatan tanımıyoruz. Tamam? İşte bu anlayışla yürüyeceğiz. Ve geliyorum şimdi son sözlerime. Hep beraber, hep beraber bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız. Şimdi şarkımıza hazır mıyız? Çok gür olsun. Tüm Türkiye duysun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Batman'ı hatırlatıyor.
Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. İşte millet, işte milletine sevdalı, milletinin hizmetkarı lider, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ses olmaya hazır mıyız Batman? Nefes olmaya hazır mıyız? Cadde cadde, sokak sokak dolaşmaya hazır mıyız? Karanlık aklın maalesef oyuncağı haline gelmişlerdir. Kürtlerin evlatlarını da, Türklerin evlatlarını da, Arapların ve Perslerin evlatlarını da bu karanlık emeller doğrultusunda ölüme götürüyorlar. Ölüm sunuyorlar. Ölümden besleniyorlar. Ölümden başka bir şey, gözyaşından başka bir şey bu topraklara önermiyorlar. Biz AK Parti olarak ölüme karşı hayatı, zulme karşı da adaleti öneriyoruz. Adaleti kalkınmayla birlikte hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu kongre, bu topraklarda adaletin de kalkınmanın da inşallah önünü açacak. Bizleri hep birlikte kardeşçe daha güzel ufuklara, daha güzel yarınlara götürecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadroları bunun için vardır. Teşkilatları bunun için vardır. Gençliği bunun için vardır. Hanım kolları bunun için vardır. Değerli kardeşlerim, Mehmet Şimşek kardeşim, Brian Hamel Vedere'ye, o da burada biraz sonra sizinle konuşacak. Ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bimminin dinav khayru khashiyede bi khatire ve Allah'a emanet olun. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehdi Eker'e çok teşekkür ediyoruz. Yine aramızda değerli bir misafirimiz var. Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi Batman'ın evladı, hem Batman hem de Gaziantep milletvekili, Türkiye'de ekonominin başında, ekonominin direksiyonunda yardımcısı olmakla gurur duyduğum, şeref duyduğum Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek'i, kürsüyü, teşriflerini arz ediyorum. وانحمي بخيراتن سرچا واس سراتن Arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız hemen giriyormuş. Onun için bu kongremiz hayırlı olsun inşallah. Bayram havasında Batman için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olacak inşallah. Güzel hizmetlere vesile olacak inşallah.
Bir taraftan da kapıya bakıyorum. Sevgili hemşehrilerim, az önce çok değerli genel başkan yardımcılarımız da vurguladılar. Biz farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Biz en zor dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde red ve inkar siyasetine son vermiş bir partiyiz. Onun için bu partinin bir mensubu olmaktan, sizlerle yol arkadaşı olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, evet, AK Parti yatırım oldu, hizmet oldu. Batman'da 80 yıl, 50 yıl konuşulan bütün projeler hayata geçti. Sıralasam dakikalar alır. Kantar Köprüsü'nden efendim üniversiteye kadar, Baraka gibi bir havalimanından bugün en modern terminal binası olan bir havaalanına kadar. Değerli kardeşlerim, hem hizmette, hem yatırımda, hem de demokraside, temel hak ve özgürlüklerde gerçekten partimiz devrim niteliğinde adımlar attı. Cumhurbaşkanımıza biz müteşekkiriz. Çünkü o hakikaten Batman'ın bugün gayri safi yurt içi hasılada 29 ili geride bırakmasına vesile olacak yatırımları yaptı. Biz kendilerine müteşekkiriz çünkü bizim bu bölgenin geçmişte hayal edemeyeceği birçok reformu yaptı. Yasaklarla mücadele etti. İşte o nedenle Allah'ın izniyle 2019'a giderken bugünkü yenilenmeyle çok daha fazla çalışacağız. Bana bitirin diyorlar. Ben tekrar sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hodej ve Hamuka Razi Bey. Serçava sersera ala aynı ala rasi. Başbakan yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Batmanlı hemşehrilerimiz, şöyle bütün bayrakları görebilir miyiz lütfen? Bütün bayrakları görmek istiyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Vakit tamam, hazır mıyız Batman? O geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu geliyor. Yüreğinde millet sevdasıyla gece gündüz durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışan lider geliyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yani yağmurda. Birlik ve beraberliğimizin teminatı. Dinlediğim tüm şarkılar. Anadolu'nun yiğit evladı. Genel Başkanımız, şey, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Her şey Türkiye için. İşte teşkilat, işte lider. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
geleceğin Türkiye'si, Türkiye'nin geleceği için. İşte millet, işte milletine sevdalı lider, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Batmanlılar, AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Burada kabına sığmayan ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şu anda salonun dışında buranın 10 misli bir coşkulu kalabalık var. Hamdolsun. Bu günleri bizlere gösteren Rabbime hamdolsun. İnşallah Batman bir basubadel mevt ile bir diriliş hamlesini yapıyor. Bir diriliş muştusunu bizlere veriyor. Bu coşkulu salondan tüm Batman'a, Batman'ın tüm köylerine, ilçelerine sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. 3 yıllık hasretin ardından tekrar Batman'da olmanın, sizlerle muhabbet etmenin, özlem gidermenin bahtiyarlığını duyuyorum. Havalimanından itibaren bizi coşkuyla karşılayan, muhabbetle bağrına basan tüm Batmanlı vatandaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün karşımda meydanda şunu gördüm. Teröre hayır, kardeşliğe evet diyen, iradesine, geleceğine, istiklaline sahip çıkan bir Batman görüyorum. Maşallah Batman vefanın şehri olduğunu bir kez daha haykırıyor. Unutmayın, ben de Batman'la beraberim. Hiçbir zaman kopmadık, kopmayacağız. Çünkü Batman kardeşliğin, dayanışmanın şehri olduğunu bugünkü tabloyla herkese ilan ediyor. Buradaki şu muhabbet tablosu, meydandaki muhabbet tablosu, dostlarımıza güven aşılarken düşmanlarımıza da korku salıyor. Ben bu salondaki ve dışarıdaki siz yol arkadaşlarım başta olmak üzere Batman'ın tüm vefakar halkına, şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle 16 Nisan halk oylamasında %60'ın üzerinde oy oranıyla Türkiye ortalamasını geçip Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyen Hasan Keyf, Gercüş ve Sason'a gönülden teşekkür ediyorum. Maalesef
Batman genelinde arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz rakamlara 16 Nisan'da ulaşamadık. Her ne kadar önceki seçimlere göre yukarı doğru bir sıçrama olsa da 16 Nisan halk oylamasında Batman genelinde %36,5 oy oranında kaldık. Biz ana muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca seçmeni suçlayan, hatta millete hakaret eden bir parti değiliz. Biz hiçbir zaman sıkıntıyı vatandaşlarımızda aramadık. Onları da görmedik. Sonuçlar ne olursa olsun önce kendimizi hesaba çektik. Eksikliği, hatayı, yanlışı kendimizde aradık. Acaba nerede ne yanlış yaptık? Aynı şekilde bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi milleti tehdit ederek silah zoruyla, şantajla, tehditle oy toplayan partilerden de olmadık. 40 yıllık siyasi hayatımızda, 15 yıllık iktidarımızda daima milletimizi ikna ederek, onun gönül dünyasına girerek siyaset yaptık. Bunun için seçimleri sandıktan önce gönüllerde ve zihinlerde kazandık. Milletimiz bizi sorunlarına çözüm ürettiğimiz, halini hatırını sorduğumuz, kapısını çaldığımız için, iline ve ülkeye hizmet ettiğimiz için bugünlere getirdi. Bizim lügatimizde yorgunluk, bıkkınlık, atalet asla olmadı. Bizim siyasi terbiyemizde milletimize kırılma, küsme, darılma da yoktur. 2002'den beri gürdüğümüz tüm seçimlerde elde ettiğimiz onca başarının, onca seçim zaferinin sırrı işte budur. Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Demek ki Batman'da çok daha fazla çalışmamız gerekiyordu. Demek ki sizlere kendimizi daha iyi anlatmalıydık. Burada bir eksiğimiz var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve Batman'a kazandıracaklarını burada daha iyi izah etmeliymişiz. 2019 seçimlerine kadar eksiklerimizi gidererek, her zamankinden daha çok çalışarak inşallah Batman'da hedeflediğimiz tabloyu yakalayacağız. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün bu yönde çok önemli bir adım atıyoruz. Batman ilk kongremizde AK Parti'yi 2019 seçimlerine taşıyacak kadroları oluşturuyor. Yeni bir heyecanla, ilk günkü aşk ve sevda ile yola revan oluyoruz. Aşık Veysel'in diliyle ne demiştik? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece demiştik. Gideceğiz gündüz gece. Durmak yok. O kadar. Bugün inşallah 2019 seferimizin Batman'daki ilk adımını hep birlikte yeniden atıyoruz. Tam bir uhuvvet ikliminde gerçekleştirdiğimiz Batman ilk kongremizin şehrimize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Batman teşkilatlarımızda vazife yapmış tüm AK Parti emektarlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Şüphesiz AK Parti'nin bugünlere gelmesinde çoğu zaman ailesini, çocuklarını, işini ve ticaretini bir tarafa bırakarak gece gündüz demeden fedakarca bu ülkeye ve millete hizmet eden o kardeşlerimizin her birinin emeği var, alın teri var. Onları bir kenara koymak
mümkün değil. Ahirete irtihal etmiş olan dava arkadaşlarıma Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Bugün görevi devreden kardeşlerimize ülkem ve partim adına teşekkür ediyorum. Yeni sorumluluk üstlenen kardeşlerime de Yüce Mevla'dan başarılar diliyorum. Görev alsın almasın davamıza gönül vermiş her bir kardeşimin 2019'a kadar dur durak bilmeden çalışması, koşturması gerekiyor. Şimdi buradan AK kadroya soruyorum. Ana kademe. Şöyle bir ayağa kalkın bakalım. Ana kademeyi şöyle bir göreyim. Maşallah. 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Bana bak, bu ses çok gür bir ses değil. Ana kademe. 2019 Mart Kasım seçimlerine kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Böyle ya. Böyle. Şöyle yürekten, ciğerden. O kadar. Evet. Şimdi hanımlar. Hanımlar bir görelim bakalım. Hanımlar erkeklerden iyi. Evet hanımlar, 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Bir de zılgıt. Maşallah. Şimdi gelelim gençlere. Gençler. ...2019 için... üniversitede, lisede, her yerde kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Aferin. Çok koşacağız. Çok çalışacağız. Maşallah. Barakallah. Allah nazardan, kem gözlerden saklasın. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Değerli kardeşlerim, Türkiye AK Parti ile beraber yepyeni bir siyaset anlayışı ile ne yapmıştır? Tanışmıştır. Bunun adı özgürlük siyasetidir. Hizmet, eser, proje siyasetidir. Türkiye AK Parti döneminde daha önce telaffuz dahi edilemeyecek sorunların üzerine cesaretle gitmiş, birçoğunu çözmüş veya hal yoluna koymuştur. Her ne kadar birileri kabul etmek istemese ve hatta rahatsız olsa da bugün 15 yıl öncesine göre daha hür, daha müreffeh, daha demokratik bir ülkeye sahibiz. Bu 15 senede ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar kimlerdir? Sadece darbecilerdir. Teröristlerdir. Vesayet odaklarıdır. O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Bunun için amacım yok. Çünkü onların nefes alması demek benim vatandaşımın nefesinin kesilmesi demektir. Bu mücadeleyi öyle vereceğiz. Millet, devlet ve demokrasi düşmanı yapılar dışında ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın, tüm inanç mensuplarının, tüm meşrep sahiplerinin özgürlük alanları iktidarımızda ne olmuştur? Genişlemiştir. 10 yıllar boyunca milletin kanını bir sülük gibi emen eski Türkiye'nin baronları dışında herkes bu durumdan memnundur. Yayınladıkları bildirilerle, sağa sola yazdıkları mektuplarla Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden bu çevrelerin asıl karın ağrısını biz çok iyi biliyoruz. Onları biz çok iyi tanırız. Bunların dillerine pelesenk ettikleri özgürlük, adalet, barış gibi kavramlarla en ufak bir alakalarının bulunmadığının da biz farkındayız. Biz bunları iyi tanırız.
Bunların cinsini, cibilliyetini çok iyi biliriz. Çünkü neler yaptılar, neler yapıyorlar. Hepsi bizim kayıtlarımızda var. Aydın, sanatçı, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu faşist güruhun asıl sıkıntısı yetkinin ve iradenin kendi ellerinden çıkıp milletin eline geçmiş olmasıdır. Bu onları rahatsız ediyor. Bunlar daha önce sadece kendilerine peşkeş çekilen kaynakların artık milletimize harcanmasından rahatsızlar. Batman gibi senelerce ihmal edilmiş illerimizin gelişmesi bunların istismar alanlarını ortadan kaldırıyor. Ben şunu hatırlıyorum ya. Batman'a geliyorum. Batman'da havalimanı. Kimi? NATO'nun yaptığı bir havalimanı. Peki var mıydı bir terminal binası? Yok. Bir çadır. O çadırın altına geliyorduk. Baraka bile yok canım. Ne barakası? Çadır çadır. Onun altına gelip oradan uçağa geçiyorduk. Ama şimdi Türkiye'nin en modern terminal binalarından bir tanesi, bir havalimanı artık burada. Burada. Artık duble yollarımız burada. Üniversitemiz burada. Ya kim yaptı bunu? Hangi iktidar yaptı? AK Parti iktidarı yaptı. Devlet hastanemiz aynı şekilde. Şimdi ardı geliyor. Batmanlı gençlerin daha değil okula gitmesi, iş adamı, akademisyen, yatırımcı, sporcu, öğretmen, hakim, doktor olması bunların işine gelmiyor değerli kardeşlerim. Dikkat ediniz, bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin vatandaşımızın kanını dökerken, gencecik kızların namusuna musallat olurken, çocukların eline silah tutuştururken bunlar hiç itiraz etmediler. Bunların hepsinin belgesi, bilgisi elimizde. Hayır desinler. Hepsi elimizde. 13, 14, 15 yaşında yavrulara, kızlara bunlar dağlarda silah eğitimi vermiyor. Bu ahlaksızlar bunu yapmıyor. Ama bunların artık önüne geçiyoruz ve geçeceğiz. Çocukları zorla dağa kaçırılan anaların yürek dağlayan feryatlarını bunlar hiçbir zaman duymadılar. Teröristler şehirlerimizi enkaza çevirirken bunlar bir kez olsun ortaya çıkıp nümayiş yapmadılar, bildiri yayınlamadılar. Aydınlara sesleniyorum ha. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız yıllarca terör baskısı altında yaşarken bunların aklına özgürlük demek, barış demek, hak, hukuk, adalet demek hiç gelmedi. Bugün de terör örgütü Afrin'den camilerimize saldırırken camide namaz kılan vatandaşlarımızı alçakça şehit ederken yatağında uyuyan 17 yaşındaki genç kızlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuz mu? Gerekirse söyledim ya, önce ben gideceğim, siz de benimle beraber geleceksiniz. Beraber. Ne diyor şair? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Bu iş böyle. Emperyalistlerin uşağı olmuş, teröristlere tepki göstermek yerine devlete, devletin güvenlik güçlerine, askerine, jandarmasına ve bunlarla omuz omuza cephede mücadele eden Suriyeli kardeşlerimize saldırıyorlar. İşte bir tanesi CHP'nin milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı. Terbiyesizin söylediğine bak. Bu ifadelerinden de rahatsız oluyorlar. Özgür Suriye ordusu, değerli kardeşlerim,
Ve kullandığı ifadeyi tabii ben kullanamam. Onlar için kullandığı ifadeyi kullanamam. Onlar diyor, biz Osmanlı'nın dostuyuz diyor. Biz Türk'ün dostuyuz diyor. Bu CHP'nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor. Maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda Özgür Suriye ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmet'imle yan yana. Mehmet'imle omuz omuza. Kolunda ne var? Force olarak Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var. PKK'nın malum artık ne dersen de onlar var. YPG'nin var. Değerli kardeşlerim, bu CHP işte bu. Aynı şekilde yine CHP'nin diğer temsilcileri de bu durumda. Ama benim halkım bunları görüyor. Bunlara gereken dersi en güzel şekilde verecek. Terör örgütünün propaganda bültenlerine çevirdikleri gazetelerinde, arkasına sığındıkları meslek odalarında sabah akşam ahkam kesenlere televizyon ekranlarında hep aynı ikiyüzlülükle bunlar arz endam ediyorlar. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Onun için de meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız. Kardeşlerim, bu topraklar millete silah doğrultan, darbecilere, sokakları savaş alanına çeviren vandallara, eli kanlı terör örgütlerine, kalemşöllük yapan lümpenlere terk edilemeyecek kadar bu topraklar mübarek yerlerdir. Ülkemiz senelerce milletin kanını emen eski Türkiye'nin haramzadelerinin tapulu malı hiç değildir. Türkiye, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, Abazası, Boşnağı, Arnavut'u, velhasıl 80 milyon vatandaşlarımızın tamamına aittir. Onun için de ben buradan özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bakın, lütfen ırkçılığa düşmeyin. Kavmiyetçilik lütfen yapmayın. Zira Rabbim bizi kabileler halinde yarattı. Kavimler halinde yarattı. Ama hiçbir kavmin bir diğer kavme üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ittika iledir, takva iledir. Kim Allah'a daha yakınsa en üstün olan odur. Ve biz birbirimizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak olduğu için değil, sadece Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Anlayış bu olur. Ve biz, değerli kardeşlerim, asla ve asla kula kul olmayacağız. Biz sadece ve sadece Allah'a kul olacağız. Fatiha suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Gençler, kızlar, Rabbim Fatiha suresinde ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizim başka kapımız var mı? Yok. Bizim kula kulluk mu? Yok ya. Kim olurlarsa olsunlar, bizim yardım kapımız Allah'tır. O bize yeter. O bize yeter. Bu ülke bir asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bugün de ciğerparelerini kına yakarak cepheye gönderen analarındır, babalarındır, eşlerindir,
kardeşlerindir, yarenlerindir. Bu ülke İstiklal şairimizin ifade ettiği gibi canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen vatan aşıklarınındır. Adı sanı ünvanı ne olursa olsun hiç kimsenin öyle cafcaflı kavramları kendine siper ederek bu ülkede terör seviciliği yapmasına izin vermeyiz. Fikir özgürlüğünün sınırları dünyanın her yerinde bellidir. Hiçbir ülke kendi vatandaşlarının kanını döken katil sürülerine ve bunlara kalkan olan sivil uzantılara müsamaha göstermez. Ülkemizin terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere karşı yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini gölgelemeye yönelik hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Marjinal örgütlerin adeta hücre evine dönüşmüş kimi meslek odalarının sokakları karıştırmaya çalışmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz'da milletimizin direnişi karşısında hayalleri suya düşen çevrelerin ne planladıklarını, kapalı kapılar arkasında hangi fitne kazanlarını kaynattıklarını çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi 2019 öncesinde de kirli ve kanlı senaryolarının tamamını sahiplerinin başlarına geçirmekte kararlıyız. Ne terör örgütlerinin ne de onlara piyonluk yapan sözüm ona siyasetçi, aydın, sanatçı görünümlü çetenin bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Biz sizin bu heyecanınızı gördükçe yorulmayız. Ve bu yolda da kararlıyız. Erkeği kadınıyla, genci yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten, her inançtan insanımızla Rabia'mıza sıkı sıkıya sarılacağız. Tamam? Hazır mıyız? Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bugünümüzle beraber geleceğimizi de işte bu dört sütun üzerinde inşa edeceğiz. Peki ne yapacağız? Çok dik olalım. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte kardeş olacağız. Ve Türkiye olacağız. Bizi kimse yıkabilir mi? Sevgili Batmanlılar, kardeşlerim, biz içeriden ve dışarıdan yönelen tüm saldırılara rağmen garip kurabağanın elinden tutmaya, yoksulun derdiyle dertlenmeye devam ediyoruz. Ne diyor? Ne buyuruyor sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Burası önemli. Kardeşlerim, halka hizmet, hakka hizmettir. Biz bu emri kendimize rehber kılarak 15 yıldır diğer vilayetlerimizle beraber Batman'a da hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun. 15 senedir heyecanımızdan, azmimizden, millete hizmet sevdamızdan hiçbir şey kaybetmedik. Bu vatana aşkla, tutkuyla bağlıysak bugün de aynı hissiyatla bağlıyız. Oy versin vermesin. Tüm vatandaşlarımızı kucaklıyor, şehirlerimiz arasında ayrım yapmadan dili, dini, etnik kimliği veya siyasi görüşünden dolayı hiç kimseyi dışlamadan ülkemize hizmet ediyoruz. Hedefimiz nedir? Mazlumların sığınağı olan bu ülkeyi inşallah 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri yapacağız.
Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu aziz milleti en kaliteli, en nitelikli, en güzel hizmetlerle buluşturmakta kararlıyız. Son 15 senede bu hedeflerimiz doğrultusunda hamdolsun çok ciddi mesafe aldık. Gençler, hatırlıyor musunuz? IMF kapılarında sıraya giren bir Türkiye vardı. Ve IMF'e borcumuz 23,5 milyar dolardı biz iktidara geldiğimiz zaman. Orada para dileniyorlardı. Sene 2013 bu borçları sıfırladık. Ve IMF bizden borç ister hale geldi. Arkadaşlar sordu, verelim mi? Verin dedim. İhracatımız 36 milyar dolardı. Ama şimdi bak ihracatımız nereye geldi? 158 milyar dolar. Yeni bir rekor. Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi hamdolsun 120 milyar dolara geldik. Yeni yeni rekorlar kırıyoruz. Daha nice rekorlar kıracağız Allah'ın izniyle. Üzerinde bayrağımızı taşıyan pasaportumuzun itibarını biz artırdık. Sağlıkta, ulaşımda, istihdamda, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, birçok alanda bu adımları atarak yola devam ediyoruz. Ülkemizin 80 vilayetine yatırım yaparken Batman'ı ihmal etmedik. Şu 15 yılda Batman'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, şu süre içerisinde evet yaptığımız yatırım 12 milyar lira. Yani 12 katrilyon. Batman'a 3628 adet yeni derslik kazandırdık. Bugün 13.000'den fazla öğrencisi olan Batman Üniversitesi'ni kim kurdu? Biz kurduk. Şimdi 15.000 seyirci kapasiteli stadyumun da inşasında sona geliyoruz. İki aya kadar stadyumumuzu tamamlayıp açılışını yapacağız. Aralarında 300 yataklı Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin de bulunduğu 3 adet sağlık tesisimizin yapısı devam ediyor. TOKİ kanalıyla Batman'da 15 yılda 4700 konut projesi kazandırdık. Bakınız, biz geldiğimizde bölünmüş yol ne kadardı biliyor musunuz? 13 kilometrecik. Biz buna 132 kilometre daha bölünmüş yol ilave ettik. Ve 145 kilometreye çıkardık. Ama daha önemlisi var. Batman, Hasankeyf, Gercüş, Midyat yolu yeni projelerimizin arasındadır. Ama bana göre daha da önemlisi. Şu Hasankeyf var ya. Şu Hasankeyf. Bu barajı birileri istemiyordu. Kimler istemiyordu? Kimler? Bak bilmiyorsunuz. Teröristler Hasankeyf Barajı'nın yapılmasını istemiyorlardı. Niye? Çünkü Hasankeyf Barajı onların terör mücadelesindeki yolunu kesen en önemli bir projeydi. Ve biz Hasankeyf Barajı'na çok ciddi bir harcama yaptık. Şimdi Hasankeyf artık bir baraj olmuyor. Ne oluyor? Burada bir deniz oluyor. Deniz. Hasankeyf denizi. Etrafında farklı bir ilçe Hasankeyf. Konutlarıyla, medresesiyle, hele hele Zeynel Abidin türbesiyle bambaşka bir güzellik geliyor oraya. Ve şu anda bu proje de hızla devam ediyor. Az önce
TOKİ başkanımı oraya gönderdim. Git çekimleri yap, son durumu bana getir dedim. Ve bütün bunlarla beraber kurulu gücü 1200 megawatt olan Ilısu Barajı bittiğinde yılda 400 milyar kilovatın üzerinde enerji üreterek ekonomiye 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Yani bu Ilısu Barajı öyle sıradan bir olay değil. Toplam maliyetine biliyor musunuz? 8,5 milyar lira olan bu barajın inşası da tamamlanmak üzere. Çalışıyoruz ya. Durmak yok, yola devam diyoruz ya. Biz yan gelip yatmadık. Teröristler başka yolda, onlar ülkemizin önünü kesme yolunda, biz de hizmet yolundayız. Ona göre. Kardeşlerim, baraj inşası sebebiyle taşınan Ilısu köyünün yeni konutlarını hak sahiplerine dağıttık. Elhamdülillah. Hasankeyf ilçesini ise bölge mimarisine uygun şekilde yeniden inşa ediyoruz. Kamu binalarının inşaatlarını tamamladık. Hak sahipleri için geniş ve ferah yeni konutlar inşa ediyoruz. Ticaret merkezinde 98 dükkan tamamlandı. Yeni Hasankeyf'i aynı zamanda bir kültür alanı haline de getiriyoruz. Bu çerçevede yapılan kültür parkı, müze, kapalı spor salonu, kütüphane, kültür yarımada bağlantısı, köprüsü inşaatı da tamamlandı. Baraj sahasında bulunan 540 yıllık az önce ifade ettiğim Zeynel Bey Türbesi ilk defa uygulanan bir teknikle göl alanından çıkartılıp kültür parkına yerleştirildi. Zeynel Bey Türbesi'nin haricinde 6 eser daha taşınacak, 2 eser de yerinde korunacaktır. İnşallah bu çalışmaları sene sonuna kadar bitireceğiz. Batman'da 337 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak ve enerji üretecek Batman Barajı'nı da tamamlayarak hizmete aldık. Bütün illerimizde olduğu gibi Batman'da da şehrin uzun vadeli içme suyu problemini çözüyoruz. 2014 yılında tamamladığımız Zilek kaynakları su alma yapısı, Zilek kaynak suları Ilısu Barajı göl alanı dışına alındı. Böylece bu kaynaklar Batman şehir merkezinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir duruma getirildi. Değerli kardeşlerim, bu suyu Batman şehir merkezine götürecek olan içme suyu isale hattının da projeleri hazır. Batman çayını ıslah ediyoruz. Son 15 yılda Batmanlı çiftçilerimize 520 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Yani 520 trilyon. İnşallah bu hizmet seferberliğini önümüzdeki süreçte de aralıksız devam ettireceğiz. Sizler için çalışmaya, üretmeye, şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, Batman Güneydoğu Anadolu bölgemizin en büyük 4. şehridir. Elbette yaptığımız tüm bu yatırımlarla son 15 senede Batman'ın çehresi değişmiş, şehrimiz adeta çağ atlamıştır. Ancak onca yatırıma ve teşviğe rağmen halen Batman'ın kimi alanlarda beklenen hamleyi gerçekleştiremediğini görüyoruz. Özellikle istihdam, sanayi, kültür ve inanç turizmi noktasında şehrimiz sahip olduğu onca zenginliği ne yazık ki fırsata dönüştüremiyor.
Devletin özel sektöre yaptığı çağrı ve sunduğu teşvikler onları ikna etmeye kafi gelmiyor. Şu gerçeği artık hepimizin görmesi, kabul etmesi lazım. Özel sektörün katkısı, desteği ve girişimleri olmadan bir şehrin hedeflerine ulaşması, arzu ettiği kalkınmayı yakalaması, işsizliği tamamen sorun olmaktan çıkarması son derece zor. Terör kabusu uzun yıllardır bölgeye ilgi duyan yatırımcıları caydıran en önemli faktör olmuştur. Terör. Yatırımcı bundan gelmedi. Şimdi bunu aşacağız efendim. İş makinalarının yakıldığı, şantiyelerin ateşe verildiği, rızkının peşindeki işçilerin kalleşçe öldürüldüğü bir ortamda buraya ne yatırımcı ne de turist gelir. Çünkü insanlar gidecekleri yerde öncelikle emniyet arar. Güvenlik, huzur, istikrar arar. Bunlar olmayınca gelmez. Devletimiz ve güvenlik güçlerimizle beraber hepimize önemli görevler düşüyor. Bu süreçte Batmanlı kardeşlerimle beraber tüm bölge halkına ciddi sorumluluklar düşüyor. Şayet Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde yıllardır çözülemeyen kimi sorunların üstesinden gelmek istiyorsak terör meselesini artık gündemimizden çıkarmamız lazım. Son birkaç yılda hamdolsun devlet olarak bu noktada çok ciddi adımlar attık, büyük başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerimizle sivil vatandaşları karşı karşıya getirmeye dönük provokasyonlarına rağmen bu mücadeleyi hukuktan, demokrasiden taviz vermeden yürüttük. Türkiye bugün Afrin'de de tek bir sivilin kılına zarar gelmemesi için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Güvenlik güçlerimiz kimi zaman kendi canlarını tehlikeye atma pahasına, masumların zarar görmemesi için kılı kırk yarıyor. Tabii burada Batman'a da iki hususta teşekkürü borç biliyorum. Öncelikle PYD'de zulmünden kaçan on binlerce Suriyeli kardeşine sahip çıktığı için tüm Batmanlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizler ve birkaç yıldır burada yaşayan kardeşlerim, bölücü terör örgütünün karanlık yüzünü herkesten daha iyi biliyorsunuz. Bu terör örgütünün muhaliflerine nasıl davrandığına, kendine itaat etmeyenlere hangi zulümleri reva gördüğüne sizler ilk elden şahitsiniz. Ve çukur eylemlerini biliyorsunuz değil mi? Ah kardeşlerim ah! O ne zulümdü. Ama o çukurları elhamdülillah bizler kapattık. Yeniden oraları yaşanır hale getirdik. Biz buyuz. Çünkü biz modern bir şehircilik anlayışını halkımızla yaşayalım istedik. Ve helikopterle Batman'ın üzerinde dolaşırken eski Batman, yeni Batman. Bunu gördüm. Ve Allah'a hamd ettim. Nereden nereye getirdik. Daha güzel olacak. Daha iyi olacak. Çünkü benim Batmanlı kardeşime ne yaşıyor, yakışıyorsa biz de onu yapmanın gayreti içerisinde olduk. Ve şu anda da Batman'da hamdolsun bu var. Ve bu kritik süreçte devletinin ve ülkesinin yanında saf tutan tüm Batmanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğimize inanıyorum. Şimdi çok yordum sizi biliyorum. Şöyle bir ayağa kalkalım. Önce Afrin şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gelin birer Fatiha okuyalım.
Gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Batman'ı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Batman İl Başkanımız Sayın Murat Güneştekin'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Saygıdeğer divanı yerlerine davet ediyoruz lütfen. Evet, yöresel kıyafetli kızlarımızı bir alalım sahneye lütfen. Evet, saygıdeğer divanı yerine alalım lütfen. Evet, yöresel kıyafetli kızlarımızı hemen sıraya dizilelim, fotoğraf alacağız. Hemen sıraya dizilelim. Evet, sol tarafa doğru geçebilirsiniz. Arkadan gelebilirsin böyle, gel. Arkadan gel. Gel, sen de gel. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yani yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Her şey Türkiye için. İşte teşkilat, işte lider, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, kongremiz devam etmektedir. Tüm delegelerimizin salonda kalmalarını önemli rica ediyoruz lütfen. Tüm delegelerimizin...